Selam arkadaşlar. YouTube 4 Çeker kanalından ben Meryem. Bugün Beypazarı'nda Massey Ferguson 7720S Next Edition'ın tanıtımını yapıyoruz. Arkadaşlar, Meryem heyecan yaptığı için kamerayı ben aldım tekrardan. Şimdi yanımda Muhammed kardeşim var. Öncelikle bir Muhammed kardeşimi tanıyalım. Evet paşa. Ben adım Muhammed, soyadım Demir Arslan. 14 yaşındayım, 8'e gidiyorum. Babam Mesut, onun yanında babama yardım ediyorum. Evet, çok güzel. Peki kaç yaşındayım demiştin? 14 yaşındasın. Kaç zamandır, yani kaç yaşından beri sürüyorsun traktör? 6 yaşımda babamın yanında oturuyordum. 7 yaşımda traktör sürmeye başladım. Yani 6-7 yaşımdan beri tarlalardayım. 6-7 yaşından beri. Vay. Evet. Ben kaç yaşımda sürmeye başladım? Ben de o yaşlarda başladım, biliyor musun? Evet. O yaşlarda başlayınca ayrı bir sevdayla başlıyor insan. Şimdi traktörümüz Massey Ferguson 7720 Next Edition Black, yani siyah, gördüğünüz üzere. Traktörümüzün arkasında çizel mi diyorsunuz siz buna? Evet, çizel. Çizel takılı. Altılı sanırım. Yok, 11. 11'li. 11'li çizel takılı. Burası havuç tarlası. Havuç tarlasına Muhammed'le birlikte çizel çekeceğiz. Traktörümüzü bir çalıştıralım Muhammed. Tamam, sıramıza doğru gidelim. O sırada da sohbet edelim. Yan tarafımıza da 5S geçiyor. Onunla da sallama yüklü, sallama takılı arkasında. Havuç yüklemesini gerçekleştiriyorlar. Havuç sokmuyor makineniz var mı, yoksa nasıl yapıyorsunuz bu işlemi? Var abi de, şimdi o kışın çamur olduğu için o kazmıyor. Hı-hı. Onun kazması için şeyler olması lazım. Kuru ve tekerleklerinin, evet, çamur sarmaması lazım. O yüzden yani... Şimdi onunla kazılmıyor. O yüzden bize böyle elle kazıp sonra toplayıp kamyona yükleyip oradan şey beklediğimiz yıkama alanlarına götürüyoruz. Yani bu arada arkadaşlar, 14 yaşında arkadaşımız, yani traktörün içi çok karışık bana göre. Her şeyini kullanabiliyor. Arkasından da patlatma yeni çizeli indirdi. Biz buna patlatma diyoruz da gerçi. Bizde de çizel diyen var, patlatma, evet, diyen var, kazma diyen var. Her şey deniliyor burada. Evet, süper. Şu an kaçıncı viteste gidiyoruz? Bu arada traktörümüz DynaVT. Vites olmadığı için 6.4 kilometreyle şey yapıyor. Kendi gitmeye çalışıyor. Gidemediği yerde düşürüyor. Evet. Gittiği yerde hızlanıyor. Zorlandığı yerde ek güç açıyor mu? Ek güç? Yani direkt 200 beygir abi. Bunda hiçbir şey yok yani. Böyle ek güç falan bunda gelişmiyor. Direkt 200 beygirin ağırına gidiyor. Süper. Şu an kaç kilometre hızla ilerliyoruz? Şu an 6.4'ün 3'te 2 ile falan gidiyor şu an, çünkü katı bir yer burası. Burayı kamyon, traktör çığladı, o yüzden de zemin beton gibi. Bu arada tarladan havuçlar çıkıyor. Havuç falan, havuçlar falan. Evet. Zemin çok sert, traktör az önce böyle bir oturur gibi etti patinaja. Traktörümüz 200 beygir. 200 beygir.
beygir traktörümüz. Kaç yılında aldınız traktörü? 2020 model. 2020'de aldık. 2 sene oldu sanırım. Yok. Daha 2020'nin yarısındayız. Hı-hı. 1,5 sene falan oldu bunu alalım. 1,5 sene oldu. Şu an 1,5 senede kaç saat kullandık traktörü? Kaç saat kullanmışız? Şu an 755 saat. Bayağı da çalışmış traktör. Çalışmış. Aslında bizde traktör çok. Bir tane 7616'mız var. O da 200 beygir. Evet. Aynen. Çünkü bunlar neredeyse aynı. Şu diferansiyel kendine. Otomatik çıkarıyor. Otomatik çıkarıyor. Hmm. Teknoloji yapıyor ya. Bizdeki traktörlerin hepsi mekanik olduğu için biz böyle şey yabancıyız. Traktörü bir kullanalım dedik Muhammed'i beklerken. Yani önce çalışırdık ama sonra traktörü Royce'in deri yitiyoruz, gitmiyor. Meğersem şurada bir fren varmış. Onu çekmemiz gerekiyormuş. Ne kadar ileri itersen traktör evet, o kadar hızlı gidiyor. Dyna bitinin özelliği o. Geri çekersen frenleme yapıyor. Durduktan sonra tam geri çekersen de geri gider. Düğmeye basıp geri çekildi, geri geliyor. Arkadaki düğmeye. Evet, orada bir şey görürsünüz. Düğmeye basmayacağım. Traktörü çalıştım zaten. İlerlettikten sonra yani buradaki shuttle'la veya frenle, gazla bunlarla üstümüz kopuyor. Ayaklarımız zaten boşta şu an. Sadece kendine gidiyor. Şurada C1 tuşumuz var. Ona bastığımız zaman atama yapıyorsunuz. Aha. Kaç kilometreye gitmek istiyorsanız. Cruise control gibi. Aynen. A var. A buna bastığımız zaman ikisini beraber çalıştırıyor. Hı hı. Şu düğme bunda buradan atama yapıyorsunuz. Burada şeyleri var mı? Şurada. Sürülmemiş arazi. Buna getiriyorsunuz. Start. Şu an inik. Onu birazdan göstereyim. Buna bastıkça bunların hepsini atama yaptığımız için buna bastığınızda indirecek. Sonra C1'e basacak. Kaldıracak. C1'den çıkaracak. Sonra bu daha indirecek. Sonra bu daha C1'e basacak. Buna böyle sıralı sıralı gidiyor. Buna bastığınızda. Onlara atama yapıldı. Atama yapıldığınız zaman böyle yapıyor. Yani hepsini bir tek tuşuna sırasıyla gerçekleştirebiliyoruz. Buna bastığım zaman. Hmm. Yanındaki joystick de ön ağırlığı indirip ön kaldırıyor. Ön ağırlığı kolları hareket ettiriyor. Ortogol hareket ettiriyor. Ya da liftlerin bir tanesine atadığınız zaman şunlardan değil de buradan yapabiliyorsunuz. Bizimkinde sanırım 1 ve 2 var. Hı hı. Ön ağırlığımız 6'da. Ortogol 1'de. Yanında da rifin bir tanesi var. O yüzden buradan yapılmıyor ama şurada bir düğme var. Buna bastığımız zaman ikinci kademeye geçiyor. Buradan ön ağırlığı indirip kaldırıyoruz. Evet, ortogol 7'ye geçiyor. Yani iki kademeli, iki şeyli. İşte, havzalı. O yüzden değişik değişik şeyleri var. Bunu bayağı fonksiyonel ya. Gerçekten sabaha kadar bu traktörün içinde evet. Dip kazan yani çizel çekilebilir. Peki traktörü Mazda FX10 normalde kırmızı. Bu Next Edition modelini tercih etmesi, yani tercih etmeniz renginden dolayı mı? Normalde... Yoksa böyle mi denk geldi? Böyle denk geldi. Biz traktör devirdik şurada talanın rampadan aşağı inerken ramuk vardı arasında. Traktör devrildi. Sonra biz bir tane 7616 idi o da devrilen. 7616. 7616. O devrildi. Bir tane daha 7616 aldık. İki tane 7616 oldu. Hı hı. O devrilince motor her yere kırmaya başladı. Diferansiyel falan kırmaya başlandı. Evet. Sonra o dedik hani 2015'ti. Bir de bozulmaya başladı. Dedik yeni bir şey alalım. Sonra işte bayiye bu gelmiş. Biz normalde almayacaktık. Bu gelmişti bayiye. Bunu almayalım dedi babam. Siyah falan dedi. Evet. Toz oluyor, bir şey oluyor falan demişti. Sonradan da biraz sanırım fiyatı uygun geldi babama. O evet. Yüzden bunu seçtim. Anladım paşa. Devrilen traktörü de kaç ramak takılıyor? Tek ramak mı takılıyor? Tek ramak ama tır ramak. Yani şu arabadan uzun bir ramak. Hmm, kaç tonluktu hatırlıyor musun peki? Kaç ton olduğunu tam olarak bilmiyorum ama yani biz burada sandıklar oluyor şeyler, aha, kasalar. Büyük ama kasalar. Şöyle söyleyeyim, o traktör bundan hafifti değil mi? Hafifti. Bu, o 8,5 ton, bu 10 tona yakın bir şey. 11 ton falan. Evet. Romork 4 tekerliydi değil mi? Romork
şey, tır ramın dört tekerle önden oynaklı şey, yani çevirdiğiniz zaman öne oynuyor sadece. Uzun bir ramuk, dört kapaklı ramuktu. Şey, yerler kaygan, rampa aşağı, ağırlıkta inikmiş sanırım. Ağırlık yere değmiş, motorun arkası kalkıp şey yapmış. Kaldırıp arkasını yere yatırmış. Ramuk faya, iki motorla falan nasıl yukarıya motor şeyi, ramı arkasından. Motor kaldırdık motoru. Motor 2-3 gün buralarda bekledi böyle. Her yeri kırdı. Tavan zaten şeydi. Şu taraf yoktu tavanın. Egzoz kırık, çamurluk kırık, tekerlek soluk. Ön cam kırılmış. Babam kırılmış ön cam. Babam ön camdan çıkmış hiçbir şey olmadan. Allah nasıl şey olursa. Hiçbir şey olmamış demek maşallah. Allah korumuş ya. Evet. Traktör kazası çok tehlikeli. Araba gibi değil çünkü bunlarda hava yastığı yok ki arkanda da yük var yani. Yükün üstüne kayma gibi bir riski var. Aynı. Ya da yük senin üstüne geliyor. Evet. Traktör ezip geçiyor. Evet evet. Kamyon hesabı ya. Tırların da kazası evet. Çok berbat oluyor. Allah göstermesin. Yani o yüzden çok dikkatli olmak lazım. Şu an hızımız sabit mi bizim? Şu an hızımız sabit ama o hızda gitmez çünkü dolandığı yerde yavaşlıyor. Peki zorlandığı yerde arkadan hidroloğu kendi kaldırıyor mu? Böyle yokluyor mu? Ha kaldırmış. Şurada patinaj şeyi var mesela ekranda, küçük ekranda patinaj gösteriyor. Aha. O patinaj %3'e geldiği zaman biraz kaldırır yürür, sıfıra düştüğü zaman geri eski haline getirir. Bir tane traktör gelmişti buraya bir abimin. Evet. Şeyde, aşağılarda. Traktör sensör bozulmuş, patinaj sensörü. Traktör kendiliğinden şeyi kaldırıyor. Hidrolik kaldırıyor. Patinaja oturmuş gibi zannediyor. Aynen öyle. Kendiliğinden kaldırıyor. Böyle şeyde sensör bozuk olduğu için onda garanti sensöre girmiyormuş. Evet. Sensör girmediği için yeniden sensör aldılar. Motoru yaptırdılar. Sonra bu daha satıp sanırım bu daha alacaklardı da şu an satmadılar. Hala duruyor. Yani elektronik traktöründe bu tarz sıkıntıları elbette olacak. Sensör sıkıntıları çok oluyor genellikle elektronik. Allah'ım. Senin gibi gençleri bu şekilde görmek gerçekten gurur verici ya. Ben ne bileyim şu an öyle bir duygulandım, gururlandım ki anlatamam ya. Çünkü hem babana yardım ediyorsun, hem okul okuyorsun ve 14 yaşındasın. Azimini takdir ediyorum. Çoğu çocuklar gibi bizim böyle, ben de çocukluğum aynı seninki gibi geçti, traktör üstünde geçti. Hani biz top oynamasını falan pek bilmeyiz. Ben bana şu an bana maçla alakalı bir şey sorsam ben hiçbir şey diyemem. Çünkü bizim sokakta oynayacağımız zamanlara gelip traktör kullanıyorduk. Bayağı babamızın yanında oturuyorduk. Çocukluğumuz ve gençliğimiz bu şekilde geçti. Benim okulda çoğu arkadaşım şu an Beypazarı'nda. Kim bilir nerede ne yapıyorlar hani. Ama benim yerim belli. Ben evet. Her hafta sonu beni ararlar genelde. Aradıklarında ben nerede diye sorarlar bana. Ben her zamanki yerimdeyim derim. İşte söylediğiniz gibi İsmail Hanım var. Hı hı. O böyle şey, dershaneye gidiyor, biraz gelemiyor. Evet. Ben hani ben ona derim, niye gelmiyorsun? İşte geldiği zaman da niye geldin? Böyle şakalar falan yaparım. Hı hı. Yani o mutlu olur. Ya bir de şimdi Paşacığım şöyle söyleyeyim. Ebeveynlerin çocuklarını pek tarlaya getiresi gelmiyor. Çünkü hani iş kazası vesaire bu durumlardan dolayı. Ama işte olabildiğince dikkatli olmak gerekiyor. Yani bilmiyorum ya, gerçekten çok takdir ediyorum seni. Ben küçükken annem bana gitme demezdi yani. Hı-hı. Ben bir gün herhalde de ondan böyleyim. Kuzenim var küçük, o da o şeyde babasının yanında. Şu an burada değil. Babası da şeveğimizde. Evet. Sabah buradaydı. Bayağı traktörde falan bayağı oturdu. Böyle işte havuç sardılar beraber. İşte o gelemiyor. Niye? Annesi izin vermiyor. Küçük hasta olur, bir şey olur. Gelmesin, gitmesin. Traktör ezer, bir şey falan olur. Evet. İzin vermiyorlar ona. O büyüyünce böyle yadırgayacak yani. Nereye geldim diyecek. Hı-hı.
Videomuz 14,5-15 dakikaya yaklaştı arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıracağız. Videoyu beğendiyseniz eğer arkadaşlar like atmayı unutmayalım ve videoda görüşlerinizi belirlerseniz, yani görüşlerinizi belirtirseniz çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.